gitmeden önce arayan hanımefendi kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, ondan bir çocuğu olduğunu, hatta adamın sürekli eve gelip ben hamileyim, ben hamileyim diye kadına söylediğini. Senin ağzın açık kaldı. Senin ağzın açık kaldı, hepimizin ağzı açık kaldı. Kadıncağız da zaten hiç buna inanmamış. Yani ben hamileyim diyormuş ama onun altında şu verdiği mesaj varmış. Hazırlık yani yapıyor. Hazırlık yapıyor. Hazırlık yapıyor. Birlikte olduğum kadın hamile, bir çocuk getireceğim sana diye. Nitekim gün gelmiş, çocuğu aldığı gibi karısının evine getirmiş. Bir de şimdi karısına diyormuş ki bu çocuğu nüfusuna geçireceksin. Gündüzleri öbür tarafa gidiyormuş, akşamları bu tarafa geliyormuş. Ben de hatta dedim ki mecburum diyordu hanımefendi. Ne mecburiyeti var bilmiyorum. Ama ne mecburiyetimiz olursa olsun yani... Mecburum. Neden mecburdur? Kadının gidecek yeri yoktur. Parası yoktur. Kalacak yeri yurdu yoktur. Ondan mecburdur. Yalnız şu anda artık dediğim gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı o kadar destek ki bu hanımlarımıza. Yani bu mecburiyetlerde yanınızda olacak bir devletimiz var zaten. Ama erkeğe o tarafa gittiğinde de kabul, bana geldiğinde de kabul, o hayatı kabullenirse bu hanımefendi, bu ömrü billah böyle gidecektir. Bunu bir kere böyle bilsin. Ve çocuğu kendi nüfusuna geçirdiği takdirde yarın öbür gün kendi çocuklarıyla da problem olabilir. Bu olaydan biraz uzak dursun. Ne tavsiye ediyorsun? Çocuğu kendi nüfusuna geçirmesin. Anne annede, gerçek annede kalsın, gerçek babada kalsın. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlı yayında mıyım? Canlı yayındasınız efendim. Buyurun. İyi günler ikinci Ceza ablacığım. Teşekkürler. Benim de sorunum çok büyük. Nedir? O kadar sıkıntım var ki yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de 10-13 yıllık evliyim. Oh. 13 yıllık evliyim. İki tane çocuğum var. Çocuğunuz yanınızda mı şu anda? Efendim? Çocuğunuz yanınızda mı şu anda? Evet, yanımda şu an. Sizin konuştuklarınızı duymasa çok iyi olur. Ya şu an onlara TRT çocuğu açmışım, onu izliyorlar fazla şey, kulak vermiyorlar bana. Hiç öyle düşünmeyin, hiç öyle düşünmeyin, ne olur. Yani siz odayı değiştirebiliyorsanız değiştirin ne olur, çünkü çocuk duymasın. İşte benim eşim beni aldattığını bilmiyorum. Hani evlendiğim günden beri biliyorum eşim çapkın olduğunu, hani böyle kadınlara falan baktım. Hani hissediyordum, görüyordum. Ama en son geçtiğimiz yaz ben bazı şeyler gördüm telefonda. Sürekli telefonu kapalı, sürekli şifreli, hiç göstermiyor bana. Sürekli banyoya bile girdiğinde telefonu banyoya götürürdü kendiyle beraber. En son bir gün işte o şifresini öğrendim, şey yaptım. Bakıyorum kadının birinin resmi var. Kadının birinde, eşi hapiste. Ondan sonra başka biriyle de başka bir evli kişiyle de yine beraber. Onunla bir de 4 yıl beraber olduğunu öğrendim. Kaç tane sevgilisi var kocanızın? 3 tanesi öğrendim yani. Artık benim bildiğim 3 tane ama birine öyle bir bağlıymış ki, hani benim bu eşi hapiste olan. Hani o bundan ayrılmak istediği halde benim eşim onu asla bırakmıyordu. Ona ayrılmıyordu. Eşim, ben bunları ilk öğrendiğim zaman eşime dedim ki ben sana ne yaptım ki sen bana bunları yaşattın. Ben dedi ki istiyorsan bile istemiyorsan kapat. Ne dedi istiyorsan? Alo. Hattan mı düştü? Alo. Yani kendini tarihat haklı çıkardı. Bir dakika, ben şunu anlayamadım. Eşinize siz bunları söylediğinizde istemiyorsan kapı orada mı dedi size? Evet, babanın evine git dedi. Ha, babanın evine git dedi. Ben tabii ki gitmedim yine de. Ben böyle yine güzelce konuştum dedim. Tamam, ben senin ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorum bu kadınlarla ama eğer ki sen düzeleceksen ben tamam, ben yanlış yaptıysam ben yanlışlarımı düzeltirim. Ama dedim sen de düzeleceksin dedim. Benim 2 tane çocuğum var. İkisi küçük dedim. İkisi de çok bağlı ona. Benden daha çok ona bağlılar. Eşinizin ailesi nerede? Evet, benim eşim de hiçbir zaman para vermez bana. Hani kendim zorla... Şimdi ne olur soru cevap yapalım. Sizin sorunuzu anladık. Uzmanımızı lütfen çok iyi dinleyin. İnci Hanım diyor ki eşinizin ailesi nerede? Ailesi uzakta. Yanımızda oturmuyor. Anladım. Eşinizin ailesinin bu durumdan haberi var mı? Evet. Hatta akrabalarımız duydu. Eşim bu kadının peşini bırakmadığı için artık bu sefer herkes tuttu. Ya bu kadının peşini nasıl bırakmıyor? O kadın evli bir kadın. Kadın evet. Ne bileyim, demek ki çok bağlanmış.
Kadın tabii ki sadece bunlarla ağza getirmek istemiyorum. Kadın tam bir şey yani, siz anladınız. Herkes yani beraber olan biri. Para için. Peki. Şimdi siz lütfen bu ilişkide bir kendinizi kurtarın. Siz ne yapmanız gerekiyor? Belli ki iki tarafta yani ahlaksızlığın önde gidenini yapıyorlar. Evet. Ya böyle bir şey olur mu? Sen evlisin, o evli. Ya biz ne zaman böyle bu hallere geldik? Hanımefendi de yalnız şunu anlatımlarında gördüğüm için ailesini sormak mecburiyetinde kaldım erkeğin. Benim de hatalarım varsa ben de düzelteyim türünden bir vaka değil sizinki. Yani sizinkinde siz ne yaparsanız yapın eşiniz onunla bununla şununla birlikte olabilen bir kimlik. O yüzden burada kendinizde problemi aramak yerine onun ailesini, iki tane de sübyan var çünkü, onun ailesini bu işin içine biraz çekmeye gayret edin. Sadece telefonla şikayet değil, gelsinler kalsınlar bu işin çözümü için. Onların da torunu çünkü bu çocuklar. Yani bu erkek sizin eksikleriniz veya sizin düzeltmeniz gerekenler sebebiyle bunu yapmıyor. O nasıl olsa aileden de uzakta, kafasına bildiğini okuyor ve yapıyor. Tabii. Bekar gibi yaşıyor. Onun çözümü de onun ailesindedir. Bunu siz başaramazsanız ailesini arkasına alın. Peki. Diğer telefonumuzu alıyoruz. Bu vakada hanımefendi de problem yok çünkü. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Benim bir ilişkim vardı. Evet. 24 yaşındayım ben de. Hı hı. Yani şehir dışında tanışmıştık onunla. Hı hı. Sosyal medyada tanıştık. Ben de zaten çok arkadaşlarım arasında aktif olan, sosyal derecede aktif olan bir insan değilim. Tamam. Bu şekilde bizim bir tanışmamız oldu. O Ankara'ya geldi, o İstanbul'daydı. Ben burada işte işten çıktıktan sonra buluştuk falan. Sonra biz ailemle tanıştırdım, bizde bir gün kalmasını istedim. Zaten ben bir gariplik hissediyordum ama konduramıyordum hani ona. Ondan sonra neyse biz ilişkiye gireceğimiz zaman... evlenemiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben orası tam ne demek istediğini anlamadım. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Ben şunu hiç algılayamıyorum, biliyor musunuz? Sosyal medya üzerinden kontak kuruyorsun. O başka şehirde, sen başka şehirdesin. O başka şehirden kalkıp sana geliyor. Onu o gece eve götürüyorsun falan. Ya hiç ya bu evin mahremi denen bir şey kalmadı bir mı? Bir de neye güvenerek? Irlı mı hırsız mı? Neye güvenerek? Irlı mı hırsız mı? Neye güvenerek yapıyoruz yani? Tabii neye güvenerek yani sosyal yapıyoruz? Medya üzerinden yani ne zaman bu kadar insanlara güvenir olduk ve gerçekten ne geliyorsa başımıza bu sosyal medya üzerinden geliyor. Alo. 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 Neden böyle nefes nefesesiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Siz iyi misiniz? Sağ ol. Ben Hüseyin'deyim. İmce Hanım'a da selamım olsun. Aleyküm selam. Buyurun. Ne oldu? Niye iyi değilsiniz? Geçen cuma günü aranmıştı annesi. Bana dua etmiştiniz ya. Derdim sizinle paylaşmıştım ya. Bir soru diyor. Kalk hocamız vardı. Hı. Benim bu ikinci evliliğimiz. 17-18 senelik evliyiz. Adam yapmanı hak hayatı bırakmıyor. Kendi çocukları var, ilk hanımın çocukları var. Adamlar 60 yaşlarında. Hı. Adamlar bana iftira atıyor. Sövmelerine, küfür etmelerine. Daha önce de dövdüler, çok dövdüler benim. Beni burada durmamı istemiyorlar. Gelinleri kapıya geri hakaret edip uğruyor. Oğlu bana diyor iftiralı, ağır iftiralı atıyor. Ben eşime diyorum ki, ya diyorum bak bana hakaret edip bana küfür ediyorlar, beni döverler, söverler, ezerler. Neden bana sahip çıkıyor? Neden arkamdan çıkmıyor? Şimdi size kocanız iftira atıyor. Kocanız iftira atmakla kalmıyor. Çocuklar iftira atıyor. Koca sizi dövüyor. Çocuklar sizi dövüyor. Evet ve bu sizin kendi çocuklarınız değil. Kocanızın ilk karısının evliliğinden çocukları. Değil mi? He. Peki şimdi ben soruyorum. Niye duruyorsunuz siz bu evlilikte? Şimdi... Seviyorum deme. Benim. Şimdi gidecek yerim yok. Ben de tamam devletlerim var, Allah razı olsun. Mesela eşime dedim ama bak bana dedim sahip çıkmışsa ben evlenmedim.
evlenmeden önce nerede yaşıyordunuz? Bu da sizin ikinci evliliğiniz galiba. Uşak'ta yaşıyordum. Tamam. Evlenmeden önce, yani bu adamı tanımadan önce bir hayatınız vardı değil mi? İkinci evliliğiniz bu da. Sesiniz alamıyorum. Tamam, o zaman ne olur bizi televizyondan takip edin. Televizyondan dinleyin bizi. Şimdi ikinci defa insan hayatını birleştirdiği zaman ne ister Allah aşkına? Huzur ister. Mutluluk ister. İnsan belirli bir yaştan sonra huzursuzluğu kaldırır mı? Kaldıramaz. Tabii. Ne demek ya? Size şiddet uygulayacaklar, iftira atacaklar, gidecek bir yerim yok deyip orada duracaksınız. Bir de eliniz ayağınız sağsa değil mi? Ne bileyim. Adam niçin evlendi? Adam niçin evlendi acaba? Niye evlendi? Değil mi şimdi iftira atıyor. Adam iftira atıyor. 60 yaşında anladığım kadarıyla. Kendine baktırmak için mi evlendi 60 yaşından sonra? İftira atayım. İstediğimi yapayım, şiddet uygulayayım, döveyim, söveyim vesaire. Yani ben o adama sormak istiyorum. Sen niçin evlendin? Hoş soramıyoruz şu anda. Ama bu durumdaysa eğer... Bir dakika, hemen alacağım telefonu. Alo. Kadın eğer bu durumdaysa nereden geldin sen? Uşak'tan mı? Aynen, hemen Uşak'a. Geldiğin yere. Değil mi? Yani evlilik işkence çekme kurumu değil ki. Eğer bunları gerçekten yaşıyorsa diyorum ama. Evet. Bak, buna anlatılanlar buysa, iddialar. Doğruysa. Bunlar gerçekten doğruysa. Ve mesela ne olacak böyle bir ilişkinin sonu? Olmaz sen ki. Sen dayak yiyeceksin. Olmaz iftiraya ki. Uğrayacaksın. Bu telefonu her gün ağlayacaksın. Yani bu telefonu bağlayan hanıma tekrar diyorum. Tamamen doğruysa, altını çizerek söylüyorum. Hemen kaçsın o evden. Yani. Ve şu var. Ağlayacaksın, sızlayacaksın, acı çekeceksin. Tabii. Hastalanacaksın ve ömrünü böyle nihayetlendireceksin. Kimse de senin yanına gelip ah bu da hastalandı deyip elini tutmayacak. Tabii ki. Tabii ki. Alo. 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 Canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Dinleyelim sizi de. İnşallah siz de iyisiniz. İnşallah çok büyük bir derdiniz yoktur. Ya benim eşim beni bayağıdır aldatıyor. Kaç yıllık evlisiniz? 5 senelik evliyim. Hı hı. Eşimle daha önceden böyle şeyler yoktu. İş sahibi oldu. İş sahibi olduktan sonra sürekli aldatmaya başladı beni. Parayı yani buldu. Evdeki kadını unuttu. Aynen o şekilde oldu. Yani hayat kadınlarıyla birlikte oluyordu. Onları yakaladım. Arkasından başka kadınlarla konuşuyordu. Onları da yakaladım. Evliliğinizin en başından beri yani 5 yıldır kocanız sizi aldatıyor mu? Yok, 5 senedir değil. 2 senedir beni aldatıyor. Ne oldu da sizce ilişkinizde böyle bir kopma oldu? Ya bilmiyorum. Hani bir kurs oluyor. Onlara gittik. Yeni arkadaş çevresi edindi mi? Evet, edindi. Hepsi de bekar. De. Ne kursuna gittiniz? Bak 12'den. Yok ben değil. Eşim kursa gidiyordu. Ne kursuna gidiyordu? Devlet işine girdiği için. Ha şey, kendini iş geliştirme kursuna gidiyordu. Evet. Çocuğunuz var mı? Çocuğunuz var mı? Hamileyim şu anda. 6 aylık. Şu anda da aldatıyor mu sizi? Evet. Daha 2 gün önce yakaladım. Evli bir bayanla konuşuyormuş. Onu yakaladım. Başka bir kadın var hayatında şu anda. Onunla konuşuyor. Kaç aylık hamilesiniz? 6 aylık hamileyim. Hamileliğinizin kaçıncı ayında yakaladınız sizi aldattığını? Hamile değilken zaten aldatıyordu. Hamile değilken sizi aldatıyordu. İlişkiniz zaten kötüydü. Ebe güzel kardeşim. Neden? Neden böyle bir şey yaptınız? Evlilik, yani çocuğunuz, doğacak olan çocuk bu evliliği kurtarır, bu adamı düzeltir diye mi düşündünüz? Yok, bir ara düzelmişti. Hani yapmayacağım diye söz verdi. Yapmıyordu. Sonra bizim bir ayrılığımız oldu. Başkasıyla konuşmaya başlamış ve şu anda hala o kişiyle konuşuyor. O kişiyle bayağı bir tartışmamız oldu. Karnımdaki çocuğuma kadar laf söyledi benim. Ve hala daha geçen gün seni seviyorum diye bir video yapmış ve o kişiye atmış. Problem varken aslında hamile kalmış. Kocası video yapmış bak. Hayır, problem varken. Kocası video yapıyor.
El alemin kadınına seni seviyorum diye mesaj atıyor ve kocasının soyadını taşıyacak kendi kanından olan çocuk da kendi öz karısının karnında. Yalnız kızımız şunu gözden kaçırıyor. Kocası aslında bundan 2 yıl önce, iş değil bunun tek sebebi, yani parayı bulması değil, edindiği o bekar arkadaş çevresi var ya, ona onun parasını alabilmek amaçlı, iyi arkadaşlar değil yalnız bunlar, bir takım erkek arasında halk tabiriyle hediyeleşme dediğimiz bu olayların içine kocası çekilmiş anladığım kadarıyla, bu bekar erkekler tarafından kocasının parasını yemek amaçlı. Yani aslında kocasını o çevreden uzaklaştırma, şehir değiştirme ne vesaire. Ne tavsiye ediyorsun? Kadıncağız hamile de. Şehir değiştirme, o çevreden uzaklaştırma imkanı varsa, biz çok danışanımızın o şekilde hayatlarını değiştirdiklerini, olumlu olduğunu gördük. O zaman aksi takdirde bu iş daha da ileriye gidecek. Yarın öbür gün 2-3 tane çocuğu olacak, o adam gene aynı şeyleri yapacak. Belki de terk edecek, gidecek. Bunun önünü kesmek istiyorsak önce o arkadaş çevresinden uzaklaştıracak eşini, belki şehir değiştirecek, yeni bir iş hayatı, az yiyelim az yaşayalım diyecek, ama o çevreden kurtarması şart kızımızın. Yoksa bu iş yürüyecek gidecek. Onu söyleyeyim. Değil mi? Yani ikinci çocuk olur adam aldatmaya devam eder. Üçüncü çocuk olur adam aldatmaya devam eder. Çünkü aslında onun rakibi o kadınlar değil, o arkadaşlar. Bu evliliğin düşmanı o arkadaşlar. O kadınlar değil. Anlatabildim mi? Allah ne verirse hayırlısını versin. O arkadaşlar da adamın parasını yemek. Şimdi...